borçları 280 milyon liraydı. Biz bu borcu ne kadarla devralmıştık? 307 milyon lirayla biz devralmıştık. Yalnız şu anda kesin rakama sahip olmamakla beraber belediye borçlarının 1 milyara yakın olduğu söylenilmektedir. Tabii bu borçlar neden bu kadar oldu? Çünkü Batman'daki bütün kurumların diğer bakanlıkların bütçelerinden karşılanması gereken ihtiyaçları Batman Belediyesi'nin bütçesinden karşılandı. Aynı zamanda Batman Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin %50'ye yakını pazarlık usulüyle, yani rekabet koşulları oluşturulmadan birileri çağrıldı ve aralarında paylaşarak bu kadarlık bir borç oluşturdu. Bu borca karşılık yapılan bir iş var mıdır? Bunun yani abartısız olarak diyorum, %10'u bile değil, bu borcun %10'u bile değildir. Tabii son zamanlarda da şu anda sözüm ona, belediye borçlarını kapatmak için hatırlayacağınız gibi Batman Belediyesi'nin en büyük gayrimenkulü olan Batman Park'ı satışa çıkardılar. 650 milyon 635 milyon bedeli olan Batman Park'ı 67 milyon liraya AKP il başkanını ve ortaklarına vermek istediler. Tabii oluşturduğumuz kamuoyunun etkisiyle de bu satış iptal edildi. Şu anda da 11 tane gayrimenkulü satışa çıkarılmıştır. Var olan bu gayrimenkuller, yani bu parsellerin tümü ya şu anda belediye imar planında belediye hizmet alanlarıdır. Yani sosyal donatı alanlarıdır. Diğerleri de normal sosyal donatı alanı olarak belirlenecek yerlerdir. Planlamalarını yaptığımız, düşündüğümüz yerlerdir. Çünkü şu anda Batman açısından olmazsa olmaz her mahallede en azından bir çocuk kreşinin olması gerekir. Etüt merkezlerinin olması gerekir. Eğitimin bu kadar özelleştirildiği, kamusal niteliğini kaybettiği ve yoksul olan bir kentte etüt merkezlerini yapmak belediyenin olmazsa olmaz görevlerindendir. Kreşler hakeza. Spor alanları hakeza. Bir de yaşlı sohbet evleri, biliyorsunuz normal Batman'ın nüfusu köylerden oluşan bir nüfus. Var olan yaşlılar dört duvar arasına sıkıştırıldıkları zaman psikolojileri darmadağın ediliyor. Doğal olarak bu insanların bir araya gelebilecek ortamı sağlayabilecek yaşlı sohbet evlerini oluşturmamız gerekir. Kadın konuk evlerinin oluşturulması gerekir. Şimdi bu arsalar satıldığı zaman yarın istesen de bunu yapamaz. Nasıl ki şu anda Batman'ın 9 mahallesinde istesek dahi inşa edebileceğimiz alanlar olmadığından dolayı herhangi bir sosyal hizmet götüremiyoruz. Sosyal hizmet alanları, konutları, binaları yapamıyoruz. Doğal olarak 9 mahallenin sahip olduğu o yoksunluk ve imkansızlık halini bütün Batman'a yaygınlaştırmak istiyorlar. Bu da Batman'a yapılabilecek en büyük bir kötülüktür. Bunu bir Batman idarecisinin değil, Batman'a nasıl bir kötülük yapabilirim üzerine düşüncesini kurgulayan bir zihniyetin yapabileceği bir şeydir. Ama rant o kadar gözlerine o kadar bürünmüş ki artık yapabilseler belediye ana binasını bile satabileceklerinden eminiz. Ki var olan bu satışlar arasında bir tanesi şu anda imar planında yoldur. Yol olmasına rağmen satışa çıkarmışlar. Yani nedir? Belediye vatandaşı kandıracak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yol olarak imarda olan bir alanı sen satışa çıkartıyorsun. Kreş alanını daha önce mesela bizden önceki dönemde Kayyum'un kendisine verildiği, Erdoğan'ın kurucusu olduğu, İsmail Kahraman'ın başkanı olduğu Birlik Vakfı'na kreş alanı verilmişti.
belediyenin kreş alanı onlara verir. Tabii biz mahkemeye vererek bunu iptal etmiştik. Ve şu anda aynı alan bu sefer satışa çıkarılıyor. Büyük ihtimalle yine bu tür çevrelere büyük ihtimalle verilecek. Yalnız biz buna müsaade etmeyeceğiz. Neden müsaade etmeyeceğiz? Çünkü bütün bu alanlar sosyal hizmet alanına dönüşebilecek, inşa edilebilecek alanlardır. Kamu hizmet alanlarıdır. Doğal olarak biz idare mahkemesine başvuracağız. İdare mahkemesi bunları %100 bunları iptal edecek bu satışları. İptal etse dahi bu satışlara, bütün bu kirliliğe ve batmana yönelik olan bu zulme ve bu haksızlığa alet olanlara, satın alacak olanlara yönelik olarak açıkça söylüyorum. Belediyenin bütün yetkilerini 10 ay sonra bunlara karşı kullanacağımızı bilmelerini isteriz. Çünkü bir insan bu kadar yaşadığı kente düşman olmamalıdır. Bu kadar karşıt olmamalıdır. Bu kadar sadece ve sadece menfaatini düşünerek gözü kara bir şekilde bir zulüm sistemine alet olmamalıdır. Doğal olarak bu hal üzerine olan insanlara karşı elimizdeki bütün imkanları biz de kullanırız. Halkımız bundan müsterih olsun ve bu satışların yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.